Şöyle geleceğim şimdi Narin babasının olayına. Biliyorsunuz böyle şöyle bir röportaj verdi. Ve röportajında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Biz de röportajdaki çelişkileri dile getirmiştik yer yer. Şimdi de şu kısmı dinlemenizi istiyorum. Su işi yapan komşularımızdır. Ama yukarıda şahittir. O insanın evinin hayvanların suyu yıl başı ve sonuna kadar benden tedarik eden bir insandı. Ve taziyede oturduğu zaman her akşam hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, elleri bile titremeden gözümün içine baka baka gelip yanımda oturuyor. Öyle bir Peki. şey var mı ya? Elleri bile titremeden, her akşam hiç Alıyorum. utanmadan, hiç sıkılmadan, elleri bile titremeden gözümün içine baka baka gelip yanımda oturuyor. Öyle bir Peki. şey var mı? Ve taziyede oturduğu zaman her akşam hiç utanmadan. Bakın şimdi Nevzat'la ilgili söylediği şey çok önemli. Diyor ki taziyede oturduğu zaman her akşam yanıma oturup gözümün içine baka baka utanmadan sıkılmadan oturdular. Ne anladık burada? İzleyicimiz bu detayı görüp bana göndermişti. Teşekkür ediyorum ona da. Ne anladık buradan biliyor musunuz arkadaşlar? O dönem Narin bulunmamıştı. Senin yanına oturduğunda, seninle utanmadan, sıkılmadan sohbet ettiği zaman Nevzat, Narin daha ölü değildi, kayıptı. Bulunduktan sonra ölü olarak bulunduğunu ve öldüğünü anladık biz. Yani sen de bilmiyordun güya öldüğünü. Yani sen de kızının öldüğünü bilmiyorsan, o gün kızının bulunması için beklediğin zamanları neden taziye olarak adlandırdın? Tekrar alıyorum arkadaşlar. Tekrar dinleyelim. Allah yukarıda şahittir. O insanın evinin hayvanların suyu Bakın şu. yıl başı ve sonuna kadar benden tedarik eden bir insandı. Ve taziyede oturduğu zaman her akşam hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, elleri bile titremeden göz. Yani biz Narin bulunsun diye yayınlar yaparken, Narin bulunsun diye kollu kuvvetleri arama yaparken adam taziye kurmuş evini. Yani çok enteresan bir hikaye. Adam diyor ki biz taziyede otururken bize böyle 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 yaptı diyor Nevzat diyor. Nevzat orada kınıyor taziyede otururken. Tamam da Narin'in öldüğünü bilmiyorduk ki. Zaten Narin öldüğünü öğrenir öğrenmez taziye çadır işte daha kurulmadan Nevzat tutuklandı ya pencereden kaçarken. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey. Biz dün avukatın röportajını verdik biliyorsunuz. Salim Güran'ın avukatının röportajını verdik. Salim Güran'ın avukatı ne dedi biliyor musun? Salim dedi ki Nevzat dedi kardeşim şeyden yakalandı. Yok bağlarda oğlunun evine kaçmış da evinin orada yakalanmış falan. Hayır. Gazeteci Roj'da ne dedi? Pencereden kaçtı dedi. Peki biraz sonra bu röportajında Arif de pencereden kaçtığını söylüyor. Jandarma onu almaya geldiğinde evinin penceresinden kaçtı diyor. Peki avukat neye hakim? Yani biz dün avukatı izledik ya avukatla ilgili çok ciddi yorumlar da geldi. Bu arada hukukçulardan da bana yorumlar geldi. İsimlerini vermeyeceğim. Çünkü avukat arkadaşları olduğu, meslektaşları olduğu için isim verilmesi doğru olmaz. Avukatlar bile dedi ki eğer savunmayı böyle yapıyorsa bu Salim'in suçlu olduğuna inanmış. Sadece kendince ya parama da bakayım ben. Paramı da alayım ya ceza alacağı zaten kesin. En azından ben paramı kurtarayım. Ya bir yıl 2 yıl düşürsem de ne ala modunda ilerliyor. Aslında o da Salim'in suçlu olduğuna inanmış avukat. Suçlu ona inandığı için o kadar saçma sapan zayıf bir savunma yapıyor. Çünkü o savunmayı okuduğunuzda o da Salim Güran'ın suçlu olduğunu net bir şekilde söylüyor. Beyza Ulukök de bize destek vermiş. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Destekleriniz bizim için önemli. Çok sağ olun, var olun. Yani bakın ben hani dedim ya neresi sizin dikkatinizi çekti? Ne taziyesi dedi değil mi? Hepimizin dikkatini çok geç çekti. Ve gittikçe olay çok farklı bir boyuta gidiyor. Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları konusunda net bir bilgi olmadığı için paylaşmıyorum. Yani bir gün öncesinden öldü de şöyle oldu. Hayır, o olay anlık yaşandı. Dolayısıyla da çok o konuya şu anlık girmiyorum. Teyit etmedim hiçbir bilgiye girmiyorum. Çünkü siyasetçiler bir şeyi gündeme getirmek için her iddiayı dile getiriyorlar. Her iddiayı yayınlıyorlar. Dolayısıyla siyasetçi olmadığım için her iddiayı da gündeme getir. En azından birazcık daha sağlıklı bilgileri gündeme getiriyorum.